Merhaba Evrensel Web TV izleyenleri. Salgın döneminde 1 Mayıs'a giderken fabrikalarda neler yaşanıyor sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en önemli işletmeleri olan TÜPRAŞ, Petkim ve Star Rafinerisi de örgütlü Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ile görüşeceğiz. Merhaba Başkan, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, sağ olun. Kolay gelsin. Biliyorsunuz 2 ayı aşkın süredir bir salgın sürecinden geçiyoruz ve siz de Petkim'de, TÜPRAŞ'ta, Star Rafinerisi'nde örgütlüsünüz. Bu süreçte işçiler rafinerilerde, fabrikalarda ne gibi sıkıntılarla karşılaştılar? Bu süreci nasıl geçiriyorlar? Çalışma koşullarında değişiklikler oldu mu? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Yaklaşık 2 aydır ülkemizde baş gösteren bu salgınla ilgili, COVID-19 koronavirüsüyle ilgili tabii ki bizi de olumsuz yönde etkiledi bu virüs. Yani tüm dünyayı kasıp kavuran binlerce, on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bu virüsten dolayı bizler de maalesef bundan olumsuz yönde etkilendik. Öncelikle ben tabii tüm dünya bu virüsten etkilendiği için tüm yaşamını yitiren, ülkemizde de yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemiz olarak başımız sağ olsun diyoruz ve umarım bir an önce bu virüsten kurtuluruz ve her şey, yaşam koşulları, çalışma koşulları, yani hayat normale döner. Bizim birinci beklentimiz, hedefimiz ve gayretimiz de bu yönde. Bugüne kadar böyle oldu. Kaldı ki bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Tabii çalışma hayatı bundan en çok etkilenen, olumsuz yönde en çok etkilenen kesim oldu. Neden? Görüyoruz, ülkemizde yaşamını yitirenler var. Hala bu virüsün bulaştığı binlerce vatandaşımız var. Sayısı 100.000 buldu. Vatandaşımız var. Onlara da bir an önce sağlık, sıhhat diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Ama böylesi bir kaos gerçekten bizleri o kadar çok olumsuz etkileri ki, yani çalışma koşullarımızdan tutun da çalışma saatlerimizden tutun da evdeki yaşantımıza varana kadar hepimizi olumsuz yönde etkiledi. Bizde ne gibi bir değişiklik oldu? Öncelikle bizim çalışma saatlerimiz değişti. Yani burada mümkün olduğunca insanları, çalışanları, üyelerimizi izole etmemiz gerekiyordu. Yani şu an Petkim'den bahsetmek istiyorum birazcık. Diğer işyerlerimizden de bahsedeceğim. Petkim'de bizde 4'lü vardiya sistemi vardı. Ama burada sayıyı minimuma indirebilmemiz için 5'li vardiya sistemi oluştu. 5'li vardiya kronik rahatsız olan arkadaşlarımız genel anlamda. Tabii onun haricinde de şu anki zorunluluğu nedeninden dolayı bu vardiya sisteminde çalışan arkadaşlarımızın haricinde kalan arkadaşlar, bunlar 5. vardiyayı oluşturdu. Ve bu vardiya sisteminde çalışabilecek, yani kronik rahatsız olan arkadaşlarımızın haricindeki diğer arkadaşlar mevcut bu zorunluluğun nedeninden dolayı, zorunlu neden özellikle ben her defasında kullanmak istiyorum. Zorunlu nedeninden dolayı şu an çalışan arkadaşlarımızın acil izne ihtiyacı olduğunda veyahut da olay ki herhangi koronavirüsü almış arkadaşımızla veya bir yakınıyla teması olduğu tespit edildiğinde onu derhal evine gönderiyoruz. Hem tedavileri devam ediyor, hem evini izole ediyoruz. 5. vardiyadan onun yerine arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Ve bugüne kadar Petkim'le çalışma düzeni bu şekilde oldu. 19 Mart'ta bugüne kadar bir ayı geçti. Bu şekilde devam ediyor. 14'er günlük çalışma oluyor. Vardiyalar 2 vardiya. Sabah 8, akşam 8'de 1 vardiya geliyor. Akşam 8 sabah çalışmamıza devam. Çalışma yapıldıktan sonra Onlar evine gidiyor, o arkadaşlarımız evlerine gidiyor. Diğer ikinci grup iki vardiyaya geliyor ve 14 günde bu şekilde çalışıyorlar. Tabii ki çalışma koşulu olarak zor bir çalışma sistemi. Yani bizim zaten normal koşullarda hiç tasvip etmediğimiz, sürekli karışıktığımız bir vardiya sistemi. Ama zorunlu nedenden dolayı maalesef hem arkadaşlarımızın hem eş çocuklarının, yakınlarının sağlığını koruyabilme adına biz de işverenle bu şekilde çalışma düzenine geçilirken zorunlu nedenden dolayı bir takım görüşmeler yaptık. Tabii bizim karışıktığımız birçok etkenler olmuştu o dönemde. Sıkıntılar yaşamış işverenler ama en son gelebildiğimiz nokta bu. Bir diğer konu da bir bakış açımıza şu oldu. İşverenler maalesef tüm ülke genelinde bu yaşanan süreci fırsata dönüştürmeye çalıştılar. Biz de bunun zaman zaman bu tür niyetle karşılaştık. Yani bizim bakış açımız, evet, arkadaşlarımız zor koşullarda fedakarlık yaparak, özveri göstererek bir yandan üretime devam ediyorlar, bir yandan diğer bakım işleri, diğer lojistik hizmetleri, yardımcı işletmeler görevlerini yapıyor ama dışarıda kalan, yani evinde kalan arkadaşlarımızın da bu süre zarfında herhangi bir ekonomik kaybı olmaması adına yoğun bir çaba harcadık ve bunu sağladık. Yani şu an evinde izole olan arkadaşlarımızın da herhangi bir ekonomik kaybı bugüne kadar olmadı. Kaldı ki bundan sonraki süreçte de olmayacak. Ve bu söylediklerim Star Rafinerisi işleri için de geçerli. Aynı işveren olduğu için, Sokar grubuna bağlı olduğu için orada da bu minvalde görüşmeler yaptık. Ve ayrıca bu şekilde çalışan arkadaşlarımızla ilgili de herhangi bir hak kaybı olmayacak birinci koşulumuz buydu. İkinci koşulumuz da bu arkadaşlarımız fedakarlık yapıyorlar, özveri gösteriyorlar, evinden, eşinden, çoluğundan, çocuğundan birlikte geçirecek olduğu zamanı iş yerinde üretim yaparak, bakım yaparak, diğer hizmetleri yerine getirerek bu özveriyi gösteriyorlar. Bununla bir karşılığı olması lazım dedik. İşverenle o süreçte, zaman içerisinde bu konuda da birçok görüşmeler yaptık. İlave toplu sözleşmemize göre değil ama bunun bir karşılığı olarak dedik ki ilave de işte Petkim'le Star Rafinerisi'nde çalışan arkadaşlarımıza da ilave 9'ar üyemi bu çalışmaların karşılığında normal kazanımların üzerine ilave böyle bir şey alabildik. Gerçekten zor bir dönemdeyiz. Çünkü bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız veyahut da hiç yaşamadığımız ülke olarak, bırakın diğer dünya devletlerini, tüm dünyanın başında maalesef şu an bu vaka var. Biz de ülke olarak bugüne kadar hiç yaşamadığımız, hiç karşılaşmadığımız, çalışma hayatımızda hiç karşımıza çıkmadığı bir problemle, büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ve bununla ilgili de evet, bugüne kadar bu ülkeyi yönetenler, siyasi iktidar olarak birçok tedbirler aldı. Kaldı ki biz bunların büyük bir çoğunluğuna zaten katkı koyduk, destek verdik. Eksik tarafları var mıdır? Tabii ki vardır. Bunlar da kendi içimize oturuyoruz, değerlendiriyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ama bize düşen birinci derece sorumluluğumuz da şudur. Alınan bu tedbir kararlarına uymak. Arkadaşlarımızın da buna uymasını sağlamak. Bizim öncelik bakış açımız bu. TÜPRAŞ işlerimizde de bizden, yani Petkim'den bir hafta sonra bu sisteme geçti. Zorunluluklarından dolayı. Orada TÜPRAŞ'ın kendi özel koşullarından dolayı 7'şer günlük çalışma grubu oluşturuldu orada da. Ve yine orada da sürekli olarak izole altına alınan arkadaşlarımız oldu kronik rahatsızlıklarından dolayı. Bu arkadaşlarım da o süreç başladığı günden bugüne kadar işe gelmediler, evlerine izole oluyorlar ama ekonomik anlamda da şu ana kadar herhangi bir hak kayıpları olmadı. Ve uzun soluklu işverenle, TÜPRAŞ işvereniyle uzun soluklu görüşmelerden sonra bunu da sağlayabildik. Ama işverenlerin ilk bakış açısı şuydu: ben bu süre zarfında evinde, iş yerinin haricinde geçen süreye, yani evinde geçtikleri süreye herhangi bir prim ödemem zihniyetiyle işveren bizim karşımıza çıktı. Biz bunu asla kabul etmemiştik. Bu süreci bizler yaratmadık ve dolayısıyla bunun faturasını bizler ödemeyeceğiz dedik. Ve orada da arkadaşlarımız evde geçen süreyle ilgili de tüm toplu sözleşmeden doğan tüm haklarını alıyorlar. Herhangi bir ekonomik kaybımız olmadı şu ana kadar. Ravago iş yerimiz var. Ravago orada da örgütlüyüz. Mesela orası hem kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve ayın 24'ünden itibaren de tamamen üretimi durdurdu orada ve 4 Mayıs'a kadar da üretime ara verdi. Ha, sonrası ne olur? İnanın sonrasını kestirmemiz ve öngörebilmemiz şu an için mümkün gözükmüyor. Kaldı ki 3 gün sonra bu ülkede ne yaşanabileceğini bırakın bizleri, bu ülkeyi yönetenler de işte basından, televizyondan, yayın organlarından takip ediyoruz sürekli. Onlar dahi şu an için bir şey söyleyemiyorlar. Peki başkan, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi Petkim'de, TÜPRAŞ'ta, Star'da ve Ravago'da çalışma sistemlerinde saatler anlamında ve vardiyalar anlamında değişiklikler oldu. Bunu bize aktardın. Evet. Peki salgın süreci başladığından itibaren yemekhane düzenlemeleri, soyunma odaları, işçilerin ortak alanlarında düzenlemeler nasıl gerçekleşti? Şöyle, Petkim ve Star iş yerimizde sıcak yemek çıkmıyor. Neden? İnsanların aynı anda toplu bir şekilde bulunmaları zaten bu hastalığın bulaşma nedenlerinden en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Petkim ve Sarı iş yerimizde kumanya usulü çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza kumanyanın içeriğini zenginleştirerek yani bir insanı doyurabilecek malzemeler ilave ettirerek kumanya usulü arkadaşlarımız kendi çalıştığı bölgelerde karınlarını doyuruyorlar. TÜPRAŞ iş yerimizde sıcak yemek devam ediyor. Ama TÜPRAŞ'ta şöyle, sayımız Petkim'e göre biraz daha az olduğu için vardiya sayıları ve orada sıcak yemek devam ediyor. Aynı zamanda kumanya sistemi de orada devam ediyor. İsteyen arkadaşım sıcak yemeğini yiyebiliyor. İsteyen arkadaşım da kumanya usulü kumanyasını alabiliyor. Diğer yaşam mahalleriyle ilgili soyunma odaları, diğer yaşam mahalleriyle ilgili sürekli dezenfektan malzemesi, dezenfektan yapılıyor orada. Arkadaşlarımıza bu virüsün bulaşmaması adına sağlık tedbirleri olarak da hijyenik tedbirler olarak da gereken yapılıyor. Her türlü tedbirler hayata geçiliyor orada da. Dediğim gibi yani bu anlamda da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kaldı ki çok kalabalık iş yerleri, Petkim dediğimiz zaman yaklaşık 1900 üyemiz var orada. İşte beyaz yakayla hesapladığımızda yaklaşık 2500 kişi. Bir de yan sanayi çalışanlarına koyduğumuzda 3500-4000 kişi oluşturan, hatta 5000 kişi oluşturan bir iş yeri. Şu ana kadar da bizim kendi üyelerimizden bir arkadaşımızda bu virüs tespit edildi. Onunla gerekli önlemler, tedbirler, tedavisi yapıldı. Şu an sağlık durumu da iyi. TÜPRAŞ'ta şu ana kadar böyle bir vaka olmadı. Şüphe üzerine sağlık birimlerine yönlendirdiğimiz arkadaşlarımız oldu ama onların da negatif çıktı test sonuçları. Star'da da şu ana kadar kendi üyelerimizle ilgili herhangi bir pozitif çıkan vaka yok. Ama yan sanayi çalışanlarda birkaç kişi de çıktı. Ve dolayısıyla onlar da zaten anında karantinaya alındı. Hatta o kişilerle temas haline olabileceğini düşündüğümüz, tespit ettiğimiz arkadaşlarımızı da biz hemen izole altına aldırttık. Tedaviler de yapıldı. Şu an için bizim örgütlü olduğumuz 3 iş yerimizde de pozitif vaka yok şu an itibariyle. Buraya kadar da bu anlamda süreci iyi getirdik diye düşünüyoruz açıkçası. Peki başkan, şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi 12 saat çalışma düzeni ve bir yandan korona salgını işçiler üzerinde bir baskı hissetme, psikolojik anlamda bu süreçten etkilenme, kaygı duyma gibi sonuçlar doğuruyor mu? İşçiler sizinle bunu nasıl paylaşıyorlar? Tabii ki. Yani şu an bakın hepimiz tedirginiz. Yani hem orada 12 saat boyu çalışan arkadaşlarımız hem bizler hepimiz tedirginiz. Yani olay ki herhangi birimizde bu virüs varsa yanımızda çalışan arkadaşımıza bulaşma ihtimali çok yüksek gibi. Ama bizim arkadaşlarımız, üyelerimiz de bu konuda bilinçli olduğu için yani herkes zaten kendi tedbirini alıyor. Çünkü niye? Evet, biz 12 saat iş yerinde çalışıyoruz ama işimize İş yerimizden ayrıldıktan sonra evimize gidiyoruz. Eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, anne babamızla bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla onun içindir ki tüm çalışan üyelerimiz bu konuda üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiştir. Ha, 12 saat çalışma bir baskı oluşturuyor mu? Tabii ki oluşturuyor. Ya da yorucu mu? Tabii ki yorucu. Hem bir normal vardiya düzeninden daha eksik bir sayıyla çalışıyoruz. Ünitelerde üretimi şu ana kadar aksattırmadık. Bu ne anlama geliyor? Daha eksik bir sayıyla aynı üretimi yapıyoruz, aynı bakımı yapıyoruz, diğer hizmetleri yerine getiriyoruz. Dolayısıyla bu yorucu oluyor. Ve zaten psikolojik olarak hepimize bir baskı var. Şimdi tekrar söylüyorum, yarınımızın ne olacağı inan ki göremiyoruz, bilemiyoruz yani. Hı hı. Ben tekrar ediyorum, yani bugüne kadar kendi ülkemizde bizim şu yaşayan nesil olarak bizden daha yaşlı olanlar da böyle bir salgınla, böyle bir virüsle karşı karşıya gelmedik ama bu dönem bunu yaşıyoruz. Tek temennimiz şudur, bir an önce hiçbir arkadaşımıza en ufak bir şey gelmeden, zarar gelmeden bu süreci atlatmak. Tüm derdimiz budur. Ama tekrar şunu da söylüyorum, bu üç iş yerimizle ilgili de sıkıntı yaşamıyoruz mu? Yönetim anlayışı olarak tabii ki yaşıyoruz. Çünkü her fırsatta en ufak bir boşluk bulduklarında bu krizi, yaşanan bu süreci fırsata dönüştürmek için her türlü hamleyi yapıyorlar. Ama bizler de buna karşı ne yapabiliriz? Şu an günün koşullarına göre ne yapabiliriz? Bununla ilgili de Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi olarak, iş yeri temsilcisi arkadaşlarımız olarak bizler de elimizden ne geliyorsa o gayreti göstermeye devam ediyoruz. Peki başkan, hemen ufacık bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi Petkim'in ve Star Rafinerilerinin toplu sözleşme süreciydi aslında bu süreç, değil mi? Şimdi evet, salgın dolayısıyla bu süreç ertelendi. İşçilerin evet, bu ertelenmeden kaynaklı bir hak kayıpları olacak mı? Ya da böyle endişeleri var mı? Siz bunun üzerinde nasıl bir çalışma yürüttünüz? Evet, bakın toplu sözleşmenin, yani dönemsel itibariyle baktığımızda şu yaşadığımız süre bizim toplu sözleşmelerin en hengameli olduğu dönemdir ya. Fakat şu dönemde toplu sözleşmeyi konuşamıyoruz bile. Yani bunun da sebebi bellidir. İşte bu virüsten dolayı toplu sözleşmenin şu an toplu sözleşme görüşmeleri askıya alındı. En son Mart ayında bir görüşmemiz olacaktı. İşte bu virüsten dolayı ertelendi, iptal edildi. Ve şu an zaten bakanlık da bununla ilgili bir genelge yayınladı. Devam eden toplantılar, toplu sözleşme görüşmeleri belli bir süre askıya alındığına dair bakanlığın da bununla ilgili bir genelgesi yayınlandı. Şu an bizim toplu sözleşmelerimiz 60 günlük yasal müzakere süreci dolmak üzereydi. Kaldı ki yapacak olduğumuz oturum 60 günlük süre zarfında son oturum olacaktı. Ondan sonra uyuşmazlık ve arabulucu süreci başlayacaktı. Ama bu süreçten dolayı şu an askıya alındı. Hani ne zaman başlar? Önümüzdeki bu Mayıs ayı içerisinde bizler de başlar diye düşünüyoruz açıkçası. Petkim'de ve Star Rafinerisi'ne kalan maddelerimiz var. Ve her şeyden önemlisi toplu sözleşmeye dair bizim ekonomik kayıplarımız var. Çünkü niye? Bu ülkede açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Her ne kadar baskı altında tutularak o rakamlar açıklansa dahi işte pazardaki, çarşıdaki, esnaftaki gerçek enflasyon rakamlarının bunun kat be kat üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir defa bizim burada toplu sözleşmeden beklentilerimiz bu ekonomik kayıplarımızın telafi edilmesini biz talep ediyoruz. Kaldı ki ücret farklılıklarımız var. Aynı işi yapan kişiler arasında farklı ücret farklılıkları var. Artık bunun bu toplu sözleşme döneminde telafi edilmesini istiyoruz. Ve alım gücümüzün ve refah payımızın yükseltilmesini talep ediyoruz. Ama tekrar söylüyorum, şu an bir ara verildi. Kaldı ki bu toplu sözleşme müzakereleri başladığında yine bizim taleplerimize işveren olumlu bir yaklaşım göstermezse herhalde bu yaşadığımız süreç içerisindeki olumsuzlukları da arkadaşlarımızla paylaşarak gerekli cevabı bizler vermeye hazırız. Evet, bir defa buradan da bir mesaj olsun ve işveren yetkililer de bunun bilincinde olsun. Kaldı ki tekrar söylüyoruz, daha önce de defaten yapmış olduğumuz açıklamalarda da bunu söyledik. Bizim üyelerimizden yani herhangi bir asla sıkıntımız yok. Kaldı ki temsilciliklerimiz olarak, şubemiz olarak ve genel merkezimiz olarak bir bütünlük içerisinde bu toplu sözleşmeleri de bu dönem en iyi şekilde arkadaşlarımızın beklentilerine cevap verebilecek bir noktada bitirmektir hedefimiz. Peki Başkan, şimdi biz siz de biliyorsunuz 1 Mayıs'a şurada sayılı gün kaldı ve olağanüstü diyebileceğimiz koşullarda 1 Mayıs'a gidiyoruz. Aliağa'da daha önce işçiler, Petrol-İş üyesi işçiler çok yoğun bir katılımla iş yerlerinde işlerini bırakarak 1 Mayıs'a katılıyorlardı ve taleplerini dile getiriyorlardı. Evet. Bu süreçte farklı bir 1 Mayıs gerçekleştireceksiniz. Sendika olarak 1 Mayıs sürecini nasıl planladınız ve işçilerin bu 1 Mayıs'ta yani Petrol-İş üyesi işçilerin bu 1 Mayıs'ta talepleri, öne çıkan talepleri neler olacak? Evet, taleplerimiz bellidir. Bir defa sadece bizim değil, tüm Türkiye işçi sınıfının talepleri aslında bellidir. Taleplerimiz ortaktır çünkü aynı kaderi paylaşıyoruz. Hepimiz aynı konulardan müzdaribiz. Bir defa 1 Mayıs'la ilgili bugün biz Ala Emek ve Demokrasi platformu olarak bir toplantı yapacağız zaten bugün akşam üzere. Ne yapabiliriz, niye hayata geçirebiliriz? Kaldı ki işte Türk-İş bölgeyle de yazışma halindeyiz. Acaba temsili anlamda da olsa işte Gündoğdu'da 1 Mayıs'ı bir anma programı yapabilir miyiz gibi. Onunla kendi aramızda görüşüyoruz, istişare ediyoruz. Ama bir de şöyle bir durum var, biliyorsunuz işte Perşembe'den dün akşam saat gece 12'ye kadar bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. Şimdi 1 Mayıs'ta da bu hayata geçer mi? Bunu da görmemiz lazım. Şimdi 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı kararı alındığında evet bununla ilgili özel izin alınabilir mi? Bununla biz kendi aramıza görüşüyoruz. Hem ilçemize, kaymakamlıkla bunu görüşeceğiz. İlle de Türk-İş bölge temsilcimiz varlıkla bunu görüşecek. Tabii ki 1 Mayıs'ı muhakkak boş geçirmememiz lazım. Çünkü 1 Mayıs'ın artık ne olduğunu, ne anlam taşıdığını söylememize gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü tüm işçi sınıfı bunun bilincinde olması lazım. 1 Mayıs bizim için taleplerimizi haykırdığımız gündür. İşte, işçi sınıfına karşı yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı geldiğimiz gündür diye düşünüyoruz açıkçası. 1 Mayıs'la ilgili de muhakkak bir programımız olacaktır. Alanlarda olmasa dahi, alanlarda yapamasak dahi iş yerlerimizde, üyelerimize dönüp bununla ilgili bir takım programımız olacaktır. Bununla biz kendi içimize de yine değerlendireceğiz. Çok kısa bir zaman kaldı ama bu süreçten dolayı bu sıkışıklığı yaşadık. Tekrar söylüyorum. Burada konfederasyonlara da büyük görev düşüyor aslında. Mesela konfederasyonlar şu ana kadar 1 Mayıs'la ilgili herhangi bir program açıklamadı. Biz öyle biliyoruz en azından. Çünkü basından da takip ediyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Yani Türk-İş'in, DİSK'in, Hak'ı zaten bir şey diyemiyorum. Şu ana kadar 1 Mayıs'la ilgili nasıl bir program uygulanacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Yani sadece şunu duyduk, Türk-İş bir basın açıklaması gönderip tüm genel merkez bunu şubelere gönderip ve bu basın açıklamasını iş yerlerine dağıtmak gibi bir program varmış ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. Yani sadece gelen hazır yazılı bildiriyi çalışan üyelere dağıtmak bu yeterli değil. Kaldı ki 1 Mayıs'la ilgili de alanlarda, işçi sınıfı alanlarda olamasa dahi en azından sosyal medya üzerinden de bunun mesajını bu ülkeyi yönetenlere verebilir. Kaldı ki sadece işverenler değil, bu ülkeyi yönetenler mesela bu krizi öyle bir fırsata dönüştürdü ki bakın alınan tedbir kararlarını destekliyoruz. Eksik tarafları vardır diyoruz ama destekliyoruz. Mesela işten atılma olmasın dendi bu süreçte ama ücretsiz izne çıkarma yasalaştı. Bu da bizim için büyük bir kayıptır. Yani bu süreçte sınırlı kalacağını ben asla düşünmüyorum. Ya da çünkü esnek çalışma da mesela bugün işçiler önünde ciddi bir problem olarak duruyor sanırım. Kalıcılaşması gibi bir tehlike de var. Mesela bir şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bizler Aliağa işçisi olarak bundan sonraki süreçte bu esnek çalışmanın kalıcı hale gelmesi asla müsaade etmeyiz. Asla müsaade etmeyiz ki etmeyeceğiz de. Bu süreç tamamlandığında, hayat normale döndüğünde bizler de normal kendi çalışma düzenimize geçeceğiz. Ama bunu kullanacak ve hayata geçirecek olan işverenler olacak mıdır? Tabii ki olacaktır. Burada da sendikalara aslında çok büyük görev düşüyor. Sendikalara çok büyük görev düşüyor ve bu esnek çalışma modelinin kalıcı hale gelmesi muhakkak önlenmesi lazım. Ve tekrar söylüyorum, mesela işverenler şunu kullanacaktır artık, yasalaştı bu. Yani ücretsiz izne çıkarma maddesini işverenler bundan sonraki süreçte de kullanacaklardır. Kullanmaya çalışacaklardır. Bizler buna müsaade etmeyiz. Müsaade etmeyeceğimizi tekrar söylüyorum. Ama tüm sendikaların aynı düşünce etrafında birleşip ona göre ortak hareket etmeyi hayata geçirebilmemiz lazım. İşçi sınıfı, emek kesimi sermayeye karşı ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursa karşı bir tavır sergileyebilir. Onun haricinde yoksa herkes kendi mecrasında bunun mücadelesini yapmaya kalkarsa güçlü olan mevcut haklarını korur ama güçlü olamayan yerlerde de maalesef işçi sınıfı hak kaybına uğramış olur. Bunun önüne geçmemiz lazım diye düşünüyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Ve tekrar söylüyorum, gerçekten hani geçmişi de araştırıyoruz. Bugüne kadar 1700, 1800, 1900'lü yıllarda buna benzer dünya genelinde salgınlar olmuş. Ama bu da onların her 100 yılda bir ortaya çıkan bir salgını maalesef bu dönem yaşıyoruz. Ben tekrar umarım bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz ve her şey normale döner. Hayatımız normale döner. Şu an ne evimizde, ne iş yerimizde, ne çarşıda, sokakta maalesef ne normal yürüyebiliyoruz, ne normal yaşamımızı devam ettirebiliyoruz. Hepimiz tedirginiz ve bu konuda da gerçekten daha radikal kararların alınması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü birden öyle ortadan yok olup giden bir virüs değil. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz, duyuyoruz, takip ediyoruz basından da. Bu konuyla ilgili de ben artık bu ülkeyi yönetenlerin daha radikal bir karar almasını inanın bekliyoruz bizler de. Ama bu tabii ki işverenlerin önünü açacak kararlar olmaması lazım. Görüyoruz şu an en kötü ihtimalle bu ülkede 7-8 milyon yeni bir iş sorusu yaratıldı. Kayıt içi, kayıt dışı hepsini hesaplayacak olursak 7-8 milyon bir iş sorusu yaratıldı. Kaldı ki esnafları düşünecek olursak yani bu süreç atlatıldıktan sonra bir ekonomik kriz kendini gösterecektir. Bu ekonomik krizin aşılması için de sadece sermaye kesimine değil, biz işçilere de, emekçilere de, emeklere de, esnafına da, çiftçisine de, emeklisine de buradan hakkına düşen payı neyse onun da verilmesini buradan da sizin aracılığınıza bir kez daha talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum başkanım. Yayınımıza son vereceğiz. Bizi aktardıkları için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, Evrensel Web TV izleyenleri bugün Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ile birlikte 1 Mayıs sürecine giderken örgütlü bulundukları iş yerlerinde işçilerin talepleri neler olacak? Korona salgın sürecinden işçiler nasıl etkilendi? Bunu konuştuk. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.